Sevgili arkadaşlar, evinizdeki sıkıntının gitmesi için, dualarınızın kabul olması için ve aynı zamanda zenginliğe ulaşmak için, rızkımızın bollaşması için, sağlığa ulaşmak için birazdan inşallah dört tane esmayı size söyleyeceğim. Inşallah. Bu dört Peki. esmayı çektiğinizde peygamberimizin sünneti bunu yani uygulayacağız. Onu çektiğimizde göreceğiz bakalım neler oluyor inşallah. i̇nşallah. Evet. Zenginlik için, evet. para için, aşk, aşk var mı için de Hepsi yok. Hepsi var. Yani duanın kabul olması için, zenginlik için, ferahlık için. Bolluk için kardeşlerim bakın bunu lütfen devamlı çekin. Gerekirse yani 41 kez çekin ama sonunda 1 olsun. 81 kez çekin, 101 kez çekin, 1001 kez çekin. Ne kadar çekerseniz o kadar açılır işleriniz, güçleriniz. Bakın söylüyorum. Ya kafi, ya muğni, ya fettah, ya rezak. Ya kafi, ya muğni, ya fettah, ya rezak. Bu ismi çekerken tesbihle şöyle çekebilirsiniz. Ya kafi ya muni ya fettah ya Ya kafi ya fettah ya Ya kafi ya fettah ya Diyerek dördünü birden çekebiliriz. Allah'ım huzur, bereket, evet. sağlık. E ondan istiyoruz. Hep bizde olsun Tabii. Inşallah. inşallah. Hep i̇nşallah. bizde olsun inşallah. Amin Hocam yine telefonlarımızı kilitlediniz. Eyvallah. Vallahi. Yani şu anda Instagram'a gelen mesajları gel göstermek istiyorum. ya yani inanamazsınız. Şimdi gideceksiniz Vallahi ne olur. Allah Hiç... razı olsun. Cevaplayın olur mu? Cevaplayacağım. Cevaplayacağım. Mehmet Emin Kırgil Official. Şimdi burada bir mesaj vardı. Reyhan Hanım'ın mesajı. Heh. Heh. Reyhan Habbazi. Ee, akrep burcuyum, evliyim. Tavanda kuş pislikleri görüyorum. Bir Hı. de iki yılan, bir siyah ve küçük gri fare görüyorum. Evet. Evli... Yılan, fare falan bana mesela anlatsa bu rüyasını. Heh. Karma karışık dersin. Değil mi? Karma karışık. Zorluk, kötülük, Heh. ne bileyim kötü günler. Kuş pisliği derim. bereketi gösterir. Evinde huzuru, bereketi yakalayacağını evet, gösterir. Öyle. Ama peki Eğer fare... kendisi bekarsa, fare kendisine gelecek olan tez güzel, müjde verici haberleri gösterir. Bekarsa çok güzel, harika bir yuva kuracağını gösterir. Yani hem evinde huzuru bulacaktır, hem de Allah nasip ederse selamete çıkacaktır. Kuş pisliğini Diş, görmesi. Dişlerimi bembeyaz görüyorum. Heh. Üstteki dişlerim bembeyaz, alttaki dişlerim sapsarı diyor. Tamam. Ne anlama geliyor? Yakın bu? bir zamanda bir hasta haberi alacağını gösterir. kendileri Kendilerinde rızkıyla alakalı bir sıkıntı var. Eğer çalışan birisi hayırlı bir iş kapsın açılacağını, bazı konularda bir arada bir derede kalacağını gösterir. Yani karar verirken ben o kardeşimize, büyüklerine danışarak karar vermesini istiyorum. Evet, sevgili Samet kardeşimiz, Samet Başkan, bütün Beşiktaşlar onu çok iyi tanır. Heh. Beşiktaş camiasına da selam olsun. Samet yazmış bana, Akrep Burcu'yum hapse düşüyorum, benim ne işim var diyorum, düzgün bir insanım bekle diyor, çıkarsın diyor. Evet, şimdi burada bazı insanlar kendisini onu dara atacaklarına, Hani onun söylemediği sözleri veya işte bazı şeyleri onun üzerine e, yıkmaya çalışacaklar. Mesela bir dedikodu olacağına, dedikodulardan uzak durması gerektiğine ve o cezaevi gibi yerden çıkması ise Allah nasip ederse bir, bir takım sıkıntılar geride bırakacağını gösteriyor. Çünkü kafasının içinde şu anda bir takım kurcalanan şeyler var. Karar verme aşamasına girebilir. Onun için bu kardeşimiz karar verirken yani e, şey etmesi lazım. İyi düşünüp, iyi, iyi taşın karar vermesi gerekiyor. Evet. Ha bazı insanlara da uyarak yola çıkmasın. Peki bu arada biraz sonra çok önemli bir konuğumu sizlerle buluşturacağım sevgili seyircilerimiz. Ee, eğer göz estetiği yaptırmayı düşünüyorsanız hani buralarda böyle böyle sarkmalar varsa gözünüz biraz badem olsun istiyorsanız <laughs> ne bileyim hani ay aynaya bakıyorum ya gözlerim hani genç Gençliğimde olduğu gibi böyle ışıl ışıl parlak bakmıyor. İşte şuradaki sarkmalardan dolayı düzgün makyaj yapamıyorum ya da gözümün enerjisi kaçtı diyorsanız, göz çevrenizde çok kırışıklık varsa, başka ne diyeyim? Üst, üst göz kapağı ve alt göz kapağı estetiği yaptırmak istiyorsanız böyle çelişkileriniz varsa, çok sorun var. Ayrılmayın çünkü çok önemli bir doktoru size buluşturacağım. Ece Hanım hoş geldiniz İzmir'den. Merhabalar, iyi günler diliyorum size. Hoş geldiniz, buyrunuz. Ee, şimdi ben direkt e, konuya geçmek istiyorum. Ee, ben iki gün önce rüya gördüm ee, ama çok etkisinde kaldığım için e, bağlandım size. Şimdi e, hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. bekar Hanım? Evliyim, şöyle anlatacağım size. Ee, biz oğlum, 4 yaşında bir oğlum var. Onunla birlikte bir yürüyüşe çıkıyoruz. Ee, ...karşımızdan iki tane adam geliyor... ...bir tane adam... oğlumu görür ve olmaz böyle... E, ...o kadar hayranlıkla bakır ki... ...diyor ki ben buldum diyor işte diyor... ...benim elimden oğlumu kapmaya çalışıyor... ...diyorum ki ha yazıyorum... benim oğlum sen alamazsın... ...yanındaki adam diyor ki, ...bizim çocuğu kaçırmamız gerekiyor... ...ve evet. ben e, hani... ...anne gücüyle... ...oğlumu bir şekilde kavrayıp... ...oranın üzerine gelmek Sonrasında şöyle bir durum oluyor. Eve gidiyorum ben yatak odasında benim bahçede beslediğim şu an kediler var. İki tane hamile kedi görüyorum. Biri beyaz yatak odasında hemen benim yatak odamda görüyorum. Tamam. Evi de mutfak. Bunlar hamile. Evet, şimdi ee, ben sizin, normalde böyle bir iki tane kedi besliyorum ama hocam. Sizin, senin, senin, sorun yok. Size. Şimdi hamile kediler görmüşsünüz. Burada bu rüyanın içerisinde kendi evinizin içerisinde bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü yatak odasına girmiş kediler var ve bu kediler de hamile. Burada kendi evinizde yaşamış olduğunuz sıkıntılarla alakalı müjde verici durumlar yaşayıp bunu atlatacağınıza, evladınızla alakalı yapmış olduğunuz bazı planlarınız var. Bu planlar Allah nasip ederse sizin tabii çocuğunuzla kopmayacağınıza, bakın sıkıntı bile yaşarsanız kopmayacağınıza, ve Allah nasip ederse evladınızın üzerinde küçük bir nazar olduğuna ama bir erkeğin onunla uğraşması sizin evinizde alakalı bir sıkıntı yaşanabileceğini gösterir uyarıcı rüya. Burada evinize, yuvanıza, çocuklarınıza sahip çıkın. Kimsenin lafına dedikodusuna bakmayın çünkü sıkıntı büyümesin. Peki. Evet. Ayşe Hanım. Buyursunlar. Balıkesir'den. Ayşe Hanım. Alo merhabalar Nur Hanım, merhabalar hocam. Merhaba hoş geldiniz, kardeş. hoş Buyurun. geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, evliyim. Ee, hocam rüyamda annemi gördüm. 13 ay oldu ben annemi vefat edelim. Evet. Edelim. 13 ay oldu. Banyo ütemiyoruz, temizliyoruz. Elimizde fırçalar var. Ee, tam o sırada kocaman böyle çok büyük bir kurbağa görüyorum. Yeşil bir kurbağa hocam. Ee, kurbağa bana doğru doğru böyle başını doğru döndürüyor. Bu kadar evet. rüya. Evet şimdi Allah nasip Yeşil ederse. Kurbağa. Evet. Banyo olması tabii nitekim Allah izin verirse kendi evinizin içerisinde kendinizin ufak tefek bereketlere, kısmetlere erişmeniz için yaz ayının gecelerini beklemeniz gerekiyor. Burada kurbağa yeşil olması Allah izin verirse hızlı bir şekilde sıkıntılardan kurtulup selamete çıkmayı rahmetli annenize Allah rahmet eylesin. Size hayırlı bir kapının açılacağını göstermiş. Beklediğiniz bir haber sizi yakında inşallah bulacaktır. Bu. İnşallah. Evet. Peki rüyada mesela hangi yemeği görmek e, tehlikenin habercisidir? E mesela şimdi kuru fasulyeyi görmek. E, tehlike ederken, yani yalan söyleyen, yalan konuşan biri. Patates Hı -hı. yemeği görmek, yalan sözler söyleyen, yalan sözler veren birilerini görmek. Bunu gösterir. Tatlı yemek rüyada? Ta tatlı yemek, e, tabii ta tatlıdan tatlıya değişir yani. Mesela bana bir isim ver. Mesela şöyle baklava. <laughs> dört hafta, dört gün ya da dört ay içinde Allah nasip ederse güzel bir gelişme olacağını Cevizli bir baklava bekarsanız, hayırlı bir kısmetin geleceğini eğer ulaşırsanız, e, Fıstıklı bir baklava ise bir kadından alacağım müjde verici bir haberi gösterir. Peki sütlaç falan hani öyle sütlü tatlılar ha, falan. Annemizin bize yapmış olduğu çok güzel bir duanın bizim için geçerli olacağına Allah nasip ederse eğer evladımız varsa o evladımızın hayırla Allah izin verirse e, onun güzel yerlere geleceğini yapmış olduğumuz evladımız için duanın kabul olacağını gösterir. Bizim Emine de bana oradan diyor ki aşure görmek ne demek diyor. Aşure görmek. Aşure mi gördün rüyanda? Evet. Yani 7-8 ay içerisinde bu kardeşimizin bir dileğinin gerçekleşebileceğini bu gösterir. Da bu da genellikle aşure görmek 3 ayları işaret ettiği için 3 aylar içinde kardeşlerimizin umutsuz olduğu dileklerle alakalı dua yapmaya çalışırlarsa kazançlı olacaklarını gösterir. Hadi bakalım. Ahmet evet. Bey hattımızda Mersin'den. Ahmet Bey. Buyur, efendim buyurun. hayırlı Hoş sabahlar geldiniz. Sağ olun, hayırlı hoş sabahlar. Geldiniz. Buyurun. Hocam ben ııı e... Köyde eski bir evimiz var annemin babamın. Anne baba rahmetli oldu da sık sık orayı evet. görüyorum. Bu gecede eve giriyorum. Eski harabi bir ev ama baba olmuyor. Sonradan arkasından anne babam gelmiş oluyor dışarılardan Ama evi çok güzel onarıyor. Boya yok böyle çok güzel bir ev oluyor. Baba hoş geldin diyorum falan filan. el sesiyle şu anda gördüm. Konuştum da babamla. Sonra uyandım. Bunu yorumlamak Şimdi da. burada Aşkım. Allah nasip ederse Ahmet Bey bakın elinize... Evet. Mirastır, paradır, kısmettir geçeceğini gösteriyor. Hocam ama bir dakika, Ahmet Bey bir dakika. Şunu ne olur söyleyin seyircilerimize ne? de. Yani bizi ilk defa, her gün tekrar ediyormuş gibi olmasın ne ama yeri? rüyada ha. ölmüş birisiyle konuşmak. Evet, lüks rüyadır. Bu lüks rüya. Bak ha, bu herkese konuşma, nasip olmayan. Konuşmak antikadır. Görmek lüks. Bunu evet. söyleyin ama. Evet. Şimdi yani zaten. Geçen programda söyledim, bu program unuttum. söylemeyin demeyin. Tamam. Çünkü bu o kadar önemli ki. Şimdi Ahmet Bey bakın ölenleri, vefat edenleri görmek. Hani konuşmuyoruz, görmüşüz ama bu lükse girer. Fakat antikar ise onların bizde konuşmasıdır. Cenab-ı Allah ancak onlara müsaade ederse onlar bizde konuşuyor. Vefat edenler. Burada babanızın eğer oradaki evi veya bir tarlası veya bir şey varsa bunlarla alakalı mirasla alakalı bir durum varsa para kısmet elinize geçebileceğini gösterir. Eğer işle alakalı bir durum, durumda, eğer durmuşsanız bununla alakalı da selamete yine çıkacak elinize para geçeceğine ama nitekim siz ne yaparsanız yapın bir olayla alakalı başarıya çıkıp ama anne ve babanızın kabrini ziyaret etmeniz gerektiğini göstermiş. Nile gün sormuş gitmemiş. hocam. Evet, nile gün evet. sormuş. Rüyada kömür toplamak nedir? Ha, kömür toplamak Allah nasip ederse kişinin biriktirmiş olduğu yapacağı plan ve projeyi hani para almış ev alacak veya bir şey alacak o eşeğe kavuşacağını gösterir. Evet. Ne zaman? Kışın Peki. ve tez vakit. Evet çok teşekkür ediyorum. Ama Esma'yı söylemedik. Ha evet doğru bak ay hocam. Evet. ben çok yaşayacaksınız be, evet. doğru.